Selam millet, sadece taktik serisinde bugün M48 Python'la, Pitbull'la beraberiz. Python geldi bir anda aklıma. Sadece taktik anlatmayı planlıyorum. İşler umduğum gibi giderse, aklıma farklı bir şey gelmezse. Yani bunu neden bu şekilde yaptım, nereden spot yaptım, bunu yapmaktaki amacım neydi? Birazcık bunları anlatacağım. Altındaki tane M48 video tamamen M48'den ibaret olacak. Burada Behçet beni yanına çağırıyor, gel MET tarafından gidelim diyor ama benim burada önceliğim rakibin ağır tank tarafını spotlamak, MET tarafına gidenleri görebilmek. Bu yüzden bu noktaya geliyorum. Bu noktaya geliyorum ki rakip takımın ağır tankları veya TD'leri MET tarafına geliyor mu gelmiyor mu bunu görmek istiyorum ki gördüğünüz gibi TR7'yi burada ben spotladım. STV1 ile diğerini şey spotladı ama aradan hemen burada bir atış yapıyorum TR7 Heavy'ye. Arkadan gelen giden şimdilik yok. Yani ya base'de yatıyorlar ya ağır tank tarafına ilerlediler ama ağır tank tarafında ilerleseler görürdüm arkadaşlar. Yani spot yapardım her şekilde. Bu yüzden ağır tank tarafında değiller. Yani 3-4 tane oyuncusu sağ tarafta. Geri kalan oyuncusu ya base'de bekliyor ya da sonradan o tarafa doğru hareket etti. Hani gördüğünüz gibi bir tanesi minyatür o tarafta bekliyor. Bu yüzden ne yaptım? Hiç orayı zorlamadım. Yani rakibin ağır tank tarafından gitmediğine emin olduktan sonra kendimi onların ağır tank tarafına attım. Çünkü bizim sayıca avantajımız var burada. Yani sayıca biz avantajlıyız. Şimdi birazcık bekliyorum. Takımım da ilerleyecek. Ben de buradan MVO'ya en azından bir atış yapabildim. Bizim Behçet kaçtı mı kaçamadı mı bilmiyorum ama galiba kaçtı maç 0-0 olduğuna göre. Şimdi sol taraftan rakibin base'de kalan oyuncularını temizleyip daha sonra araya sıkıştırma planımız var. Yani olacak mı olmayacak mı görülür. Burada bir minyatür var. Gelmişken minyatüre vurayım dedim. Etkili bir tank. Etkili bir oyuncu mu bilmiyorum ama etkili bir tank olduğu için aradan bir mermi atmak istedim. Burada bir de 183 varmış. Gördüğünüz gibi doğru tahmin ettim. Yapacağınız bir spotta rakibin birçok oyuncusunun nerede olduğunu görebiliyorsunuz en azından bu haritada arkadaşlar. Burada birazcık zorladım. Yani 183 orada attı diye zorladım açıkçası. Bakalım at doldurmak üzere galiba bana burada baktığına göre. Yine de çıktım bir mermi attım daha doldurmasına vardır diye bir tane de sektirdim burada neyse ki. Gerçekten çok güzel bir topal çalışı ve güzel bir tarif zırhı olduğu için M48'de bu işleri yapabiliyorsunuz. Şu MVO niye yaşıyor abi? Bu kadar tankız burada abi ya. Adam oradan geldi yine bana vurdu. Neyse kendisini artık çektik diyebiliriz. Yalnız maç 3-1 durumunda bizim de geride kalan oyuncularımız maalesef ki garaja gittiler. Evet şu 183'ü çekersek en azından kafa kafaya gelecek. Şuradan bir mermi gelir mi abi? Bir tane vurdum. Hadi abi bizimki de çek. Evet 3-3 durumuna geldi maç. TR7 var. STB var. Sağ tarafta STB. Sol tarafta minyatür ölmek üzere zaten. Bakalım neler olacak. Muhtemelen avantaj bizden yana gibi duruyor şu anda ama her an her şey değişebilir. Sol tarafında full canlı bir BZ geliyor. Şimdi buradan STB'ye vurdum. Aslında palet alsam çok daha güzel olurdu. Bir tane vurdum. Geri çekildi. Palet alsam bakalım çekilmemiş. Bir mermi daha vurabildim. Sağ olsun STB burada. İki mermiyi, iki damage'i bana hediye etti. Gidiyor galiba oradan. Bir mermi daha gelecek mi? Bir tane daha vurdum burada. Gerçekten STB işimi zorlaştırmadı. Maç 4-3 durumuna kadar geldi. Şu şeyi alırsak 4-4 olur. Hatta 5-4 olur eğer şu minyatürü bir alabilirsek. O da bir türlü ölmedi ya. Yaşadı orada. Yaşamayı başardı. Buradan TR7'ye diye bir tane vurdum. Sol tarafa doğru gidiyor. Bir atış daha gelir mi diye düşünüyorum şuradan ama oradan VZ de her an bana doğru çıkabilir. Şu TR7'yi çekersek bana dönmüş. Ve çok şanssız bir şekilde burada sektirdim maalesef ki. Şimdi sol taraftaki VZ bana geliyor. VZ'yi burada paletini alabilirsem aldım ama öyle bir yerde durdu ki abi aradan geçemedim. Yani burada birazcık kötü oynadım VZ'ye karşı. Bir tane de mermi yedim. Şimdi kafa kafaya geliyor burada. Aslında şurada bir mermi atıp bunu da sektirdim maalesef ki. Arkasına geçebilirdim ama bir şanssızlık maalesef. Bu da bir tane attım. Bu da girmedi. Aslında bu siyah görüken bir yerde girmesi gereken bir mermiydi. Neyse çok önemli değil. Zaten maçı aldık abi. Sadece bir tık daha az demek yaptım. Şimdi bana doğru geliyor. Şimdi paletini almayı deneyeceğim. Bu da paletini aldım. Güzel bir damage vurduk. Arka taraftan da takım arkadaşlarım çatır çutur vuruyor zaten. 4285'te güzel bir şekilde ilk maçımızı noktaladık. Bakalım neler yapmışız. Takım arkadaşlarım neler yapmış. 3285 hasar, 1900 hasar da sektirmişim. Güzel bir şekilde ilk maçı noktaladıktan sonra şimdi ikinci maça geçelim abicim. Hangi haritaymış? Bakalım. Vaha palmiyeleri. Genelde MET tarafında oynarım. Rakibin kaç tane MET tarafı, MET tankı gelecek? Leopard 1'leri var. Başka da yanlış görmediysem MET'i yok ama bizde de yok. Yani rakipte de bir MET var, bizde de bir MET var. Genelde severim.
azmet olmasını. Bakalım o kaç tanesi bizim takımdan benle beraber gelecek. Ya bu arada şunu söyleyeyim, hep söyleyecektim unutuyorum. Ben de chat hem kendi takımımda hem rakipte kapalı arkadaşlar. Chat kapalı bir şekilde oynuyorum. Yani olur da benle karşılaşırsanız, nikim bir şekilde fark ederseniz, bir şey yazmışsanız görmemişimdir. Ben chat kapalı oynuyorum abi. İlk bu şekilde başladım. Yani oyuna döndükten sonra daha sonra da hiç değiştirmedim abi. Bu şekilde oynamaya devam ediyorum. Rahat rahat, kafam rahat abi. Milletin trollüklerini en azından niye buraya gitmedin, bot mod bunları hiç görmüyorum abi. Şöyle bir sıkıntı var, takım arkadaşlarımı da görmüyorum. Neyse, Leopar'ı görmedim ama E3 gelmiş. Şöyle bir sıkıntı var, Leopar benden daha hızlı bir medium. Bu yüzden Leopar geçmiş olabilir, yani ona yetişememiş olabilirim. E3 de şahsen burada istemediğim bir rakip. FV 4005 de gelmiş, birazcık sıkıntı benim için. Çünkü ben yanlış görmesem benle beraber gelen sadece bir Tortuz vardı. Aynen, Tortuz var ki Tortuz da bu haritada, bu haritanın bu noktasında çok fazla yaşayabilecek bir tank değil. Zırhı sebebiyle maalesef ki. Şimdi o geldiği için direkt gitmekten vazgeçtim. Bir de arka tarafta da yatan TD arkadaşlarım var. TD tank, Leopar gelmiş. Ya da şimdi gelmiş, sonradan gelmeye karar verdi. Şimdi 3'e 2 durumundayız. Direkt gitmeyeceğim. Neden gitmeyeceğim? Arka tarafta yatan TD'lerim olduğunu biliyorum. Spot verebilen bir tankım. Hull'dan yapabilen bir tankım. Dolayısıyla burada en azından spot hasarı verebilirim. Yani kendim damage yapamasam da en azından takım arkadaşlarıma damage yaptırabilirim. Bana basmalarını engelleyebilirim. Yani bu yüzden ben burayı direkt terk etmiyorum arkadaşlar. Baktığın zaman Tortuz öldü. Ama iki tane TD'im yatıyor hala ve damage vuruyor. Bakın az önce 532 yedi Leopar. Muhtemelen grill'de yedi. Buradan spot vermeyi deniyorum. Birazdan E3 gelecek. 4005 ölmedi galiba ama can puanının da az. Bakıyorum arkaya, bakın kaçmıyorum. Kaçmak mantıksız olur burada. Kaçarsam takım arkadaşlarım o damage'i vuramazlar. Buradan rahat bir şekilde gelebilirler. Şimdi şuradan Leopar'a bir tane vuralım. Sol taraftan E3 gelmiş. 4005 yalnız beni yakalayabilir. Birazcık fazla ilerledim burada. Neyse ki bir mermiyle buradan çıkmayı başardım. Şimdi tekrardan Hull'dan pozisyonuna geldim. Şu an rahatım derken 4005'i burada gördüğünüz gibi almayı başardık. Şimdi bir E3 var, bir Leopar var. Buradaki sıkıntı Leopar. E3'ün benlik hiçbir durumu yok. Çok, eğer Leopar'ı alırsam zaten E3 açık alan, direkt arkasına geçerim. Bu yüzden önceliğim Leopar aslında. Yani E3 bana basabileceğini zannetmiyorum. Arka tarafta yatan iki tane TD'im var. Burada Leopar'ı bir spotlamayı deniyorum bu. Yani onu çekebilirsem, çünkü eğer E3'ün arkasına geçersem Leopar bana vuracak. Dolayısıyla önceliğim Leopar'ı çekmek burada. E3 değil. E3'e daha sonra ilgilendiniz. Leopar zaten gördüğüm kadarıyla çok iyi bir oyuncu değil. Birazcık botumsu bir oyuncu. Burada aslında bir mermi yiyip daha sonra Leopar'ın arkasına da geçebilirim. Onu düşünüyorum acaba, onu yapsam mı? Bir mermi yiyeyim, Leopar'ın arkasına geçeyim derken burada imdadıma 268 yetişti zaten. Kendisine teşekkür ediyorum. Burada gelerek beni çok rahatlattı. Yani yine alırdım bu tarafı. Bakın burada E3'ü bıraktım. E3'te bir işim yok. Direkt bıraktım. Çünkü şu arkadaş medium, yüksek DPM'e sahip bir medium. Benim önce bunu çekmem lazım. Bunu çektikten sonra zaten E3 çok kolay bir rakip. Çok kolay bir lokma bizim için. Burada Leopar'ı çektikten sonra şimdi artık E3'e doğru ilerleyebilirim. O da bana mı bakacak acaba? Bana bir baktı abi, ne yapıyorum diye. Burada paletini aldım. Güzel bir damage oldu. Birazdan arkasından sektirecektim yanlış hatırlamıyorsam. Burada bana mı dönüyor? Burada dönmedi ama birazdan dönecek galiba. Son mermiyi yememek için dönecek. Burada kaçmaya çalışıyorum. Mermisi var mı yok mu? Paletini almaya çalıştım ama alamadım paletini. Burada da bir tane saçma sapan bir atış sektireceğim ama çok bir önemi yok. Sadece yaklaşık 5,5 saniye kaybetmiş olduk burada. Şimdi maç 4-4 durumunda. Maç ortada abi. E3 çektik ama diğer tarafta baktığınız zaman 183'ün can puanı yüksek. Type 58'in fena değil. O birazcık idare eder mi diye düşünürken 918'i yedi burada maalesef 283'ten. O öldükten sonra geriye 268 ile ben kalacağım. Burada bir mermi vurdum, 361. Burada da önceliğimiz Type'ı çekmek olacak açıkçası. Ama şu an can puanları da yüksek, yani Type'ı da tek mermide çekemem. İki mermide de meşhul. Bu yüzden birazcık uzaktan oynayacağım. Yani direkt diplerine girmeyeceğim. Eğer ki can puanım yüksek olsaydı biraz daha hızlı giderdim ama sonucunda 183 ve Type'dan yiyeceğim aynı anda bir mermi, iki mermiyle direkt garaja gidebilirim. Bu yüzden daha garanti oynamak lazım. Biraz daha medium'umu kullanacağım. Neden? Uzak mesafeden oynuyorum. Rakipteki tanklar TD ve ağır tank. Ben medium'um. Yani benim görüş mesafem daha yüksek. Ve bir de araziyi de kullanmanın avantajını istiyorum. Nasıl bir avantaj? Cooldown avantajı tabii ki. Bu yüzden bir tık daha uzaktan oynuyorum arkadaşlar. Şimdi Type orada. Şu, öncelikle şu Type'ı çekersek çok rahatlarız abi. 183 nerede acaba? Şimdi şuradan çıkıp bir mermi vuracağım B'yi almadan. Riskli bir atış yaptım burada. Yani riskli bir çıkış yaptım. Çünkü 183 beni görebilirdi. Hemen sağ tarafa atıyorum kendim beni göremeyeceği yere. Buranın taretini eğmediği için kendimi bir şekilde buraya attım. 268 de geliyor. Birazdan gelecek. O gelene kadar birazcık takılmam lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Üstünlüklerden çok yükseldiler. Şimdi 183 geliyor. Burada paletini alacağım gelemesin diye. Aldım burada paletini. Şimdi basacak.
Yalnız şöyle bir avantajım var. Onun taretini eğmediği için burada beni vuramayacak. Yani en azından çok uzaklaşmazsam. Burada içimi garantiye almak için bir tık kendimi sağa attım. Bir daha paletini aldım burada. Arka tarafı bıraktım artık. Onu zaten obje aldı. Ve şu anda 6-5 durumundayız. Üstünlüğü 905. Muhtemelen çekerim abi. Şurada hulldan'ı kullanarak direkt kafanın ucundan böyle bir mermi vurdum. Gayet güzel. 4897 hasara geldim. Burada ikinci mermi geliyor mu abi? İkinci mermi geliyor mu? İkinciyi vuramadım, Allah kahretsin ya. Kötü oldu bu. Adamlar üstünlüğü alacaklar artık. Burada geliyor. Son mermiyi de vurdum. 364 vurdu. Delemedim muhtemelen. Delebileceğini zaten zannetmiyordum. Güzel bir şekilde ikinci maçı da noktaladık. Bakalım neler yapmışız. 4951 hasar. As madalyası 1693'te spot hasarıyla gayet keyifli bir maç oldu abi benim için. Üçüncü maçımız Morangic haritasında. Bakalım burada neler yapmışız. Son maçtı galiba. Yani 3 maç almışım. Ben 4 maç aldım. Genelde çünkü 15-16 dakika 4 maç sürüyordu ama galiba burada birazcık maçlar uzun sürdüğü için 3 maç olmuş abi. Neyse ilerleyelim bakalım. Ne yaparım bu haritada genelde? Orta taraftan gidip yine ağır tankları spotlamayı denerim. Baktım ağır tanklar sağ taraftan gelmiyor. Ağır tank tarafına gidip arka taraftan TD'lere atış yapmayı denerim. Maçın gidişine, rakibin spotlanmasına göre birçok şey değişiyor. Yani gerekiyorsa buradan burayı bırakıp en sol tarafa, met tarafına daha gittiğim durumlar oluyor. Ama önceliğim genelde burada bu taraftan gidip bir spot yapmak, en azından ağır tanklarını görmek. Ne tarafa gittik yani? Ağır tank tarafına gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Bunu öğrenmenin peşindeyim. Aslında damage peşinde de değilim. Evet, bir adet E3 yakaladık burada. 328. E100 de ağır tank tarafına doğru gidiyor. Başka spotlayamadım. Bir tık geç kalmış olabilirim. Yani bir tank daha benden önce gitmiş olabilir. Şimdi birazcık bekleyeceğiz abi. Bizim takım arkadaşlarım ne tarafta? Evet, bir tanesi geçmiş bile. Bayağı bir hızlı geçmiş. E3 hala orada, bir mermi yedikten sonra adam bir panik oldu abi. Genelde böyle ilk mermi yiyince panik oluyorlar. Lan diyor, nasıl spotlandım ben daha oyunun başında. Bizim takımda sol tarafta herhangi bir kimseyi spotlayamadılar. Yani muhtemelen bunların çoğunluğu ağır tank tarafında. Hatta birden fazla oyuncu bile kaçırmış olabilirim. E3 gitmeye karar verdi. Spot yiyince yine vazgeçti abi. Bence solda yine oyuncuları vardır onun abi ya. Hiç mi oyuncuları yok lan sol tarafta? Yani illaki spotlardım. Ben zannetmiyorum hepsi sağ tarafta. Neyse 60 DP gelmiş burada. Madem geldi, iki oyuncuları birden gelmiş hatta. Şurada en azından benim takım arkadaşlarıma fokus yaparlarken onlar 183 almaya çalışacaklar. Ben en azından burada birazcık damage yaparım. 60 DP'ye vurdum bir tane, 387. 183 ölene kadar hakkım var abi. İki mermi daha atarım. Bir tane daha vurdum. Şu arkadan minyatür geliyor. Muhtemelen bana bakacak diye geri çekildim burada. Geri gitti mi? Gitmemiş. Minyatür değilmiş o ya. Rino'ymuş. Derken sağ taraftan 140. Birazcık bunu geç fark ettim. Daha doğrusu geç geldiği için fark ettim. Daha zorlamayacağım abi. 183 zaten öldü burada. 3'e 1 kalabilirim her an. O yüzden direkt buradan geri çıkıyorum. Horicim sen geldin ama bence burayı bırakalım abi ya. Burası çok çok iyi işler çıkmayacak gibi geliyor bana buradan. Gerçi solda da E100'ümüz varmış. Neyse şimdi. E3 orada, bakın 183 falan oradaymış. Tahmin etmiştim yani. Hepsinin geçemediğini tahmin etmiştim yani. İlla ki gördüm abi. Şimdi en soldan gideceğim abi. Şu 183'ü çıkartırsak aradan daha sonra diğer tarafa gidebiliriz. Hatta aradan şuradaki E100'ü de görebilirim. Muhtemelen oradan çıkıp bizim bu VK'yı MK'yı vurmayı dener diye düşünüyorum. Şu 183'e bir mermi vuralım. AFK mı abicim o? Sabit duruyor galiba, AFK. İkinciyi de vurduk. Evet, tahmin ettim E100'ün oradan çıkacağını ama şurada dur. Şurada AFK adam varken her zaman önceliğim AFK'dır. En azından maçı alma durumuna göre. Şu an maçı alacak gibiyiz, öndeyiz. Şunu da aldığımız zaman 3-1 yapacağız. Evet, 3-1 oldu. Şimdi E100 oradan çıkıyor abi. Bir palet gelir mi? Dur abicim orada, sen şöyle bir palet alayım. Alamadım ya, lanet olsun. Arka taraftan da bir tank geliyor. Kim geliyor abi? Gelmekten vazgeçti galiba. Yok, geliyor. Kimmiş o? Merhaba, sen buraya mı geldin şimdi? Seninle en sonunda diğer tarafta karşılaşmıştık. Şu an tabii ki hulldan'da olduğum için çok büyük bir avantaj benim için burada. Birazcık hulldan'ı bıraktım şu E100'e vurabilmek adına. Birazcık şansımı zorladım ama rakiplere herhangi bir tank çıkmadığı için daha rahatım. Bir mermi daha vurdum burada. Palet alamadım hiçbir seferde. Yani aslında burada palet alma amacım vardı ama şuradan bir mermi daha gelirdim. Bir tane daha vurdum, girmedi bu sefer. Evet, 3-2 durumunda avantaj bizde ama hala E100 geri geri, bakın orada geri hız takmış ama bir şey takıldı muhtemelen, geri gidemiyor abi. 4-2, bir mermi daha geliyor mu? Yok, E100 kaçtı, 4-3 oldu. Şimdi şurada bir hori gördüm abi, sen ne yapıyorsun orada ya, ben seni nasıl fark etmedim? Ne oğlum, içeride zannediyordum, meğerse dışarı çıkmış abi. 4905 hasardayım, bir tane daha vurdum. 5186 hasara kadar geldik. Son tank neydi? Yanlış hatırlamıyorsam bir obje 140 vardı ve bizim base'in oralardaydı diyeceğim. A'ya girmiş zaten, buradaymış aynen. Obje 140 bayağı bir gezmiş abi.
Ne yaptık? Orta taraftan gittik, spotu yaptık. Daha sonra sol tarafta en azından en solda tank olmadığına karar verip sol taraftan yürüdük. 183 çıktık. Daha sonra ağır tank tarafındaki tanklara uzaktan oynadık. Gayet temiz bir maç çıktı diyebilirim. Şu 140'ı aldıktan sonra da güzel bir demeçte maçı noktalayacağız. Ne tarafa gitti acaba? Sağa mı gitti, sola mı gitti abi? Sağa gitse muhtemelen spotlardım diye düşünüyorum. Şansımı soldan yana deneyeceğim abi. Sağa gitmemiştir. Yani burayı aldı muhtemelen direkt geri mi kaçtı buradan? Lan keşke ilk sola baksaydım. Aynen geri kaçmış. Bayağı da gitmiş yalnız. Az buz da gitmemiş. Burada şanslı bir atış yaptım açıkçası. Aşağı doğru inerken bayağı şanslı bir atış oldu. Bak ikinci kesin vuramam. Ha ikinciyi de vurduk. Güzel. İkinciyi de vurduk derken kendisi garaja doğru gitti. 5920 hasarla da son maçı noktaladıktan sonra videonun sonuna geliyoruz. Serinin devamı gelecek arkadaşlar. Hatta daha uzun serilerini de yaparım. Bu seferki 15 dakika şimdilik idare edin. Evet millet, görüşmek üzere.